Türk Evi Mutfağı'nda bu bölümde oldukça pratik ve lezzetli harika bir tarifim var. Bunun için öncelikle elimdeki taze kadayıfı, kadayıflı muhallebi tarifinde olduğu gibi kavurmam gerekiyor. Bunu isterseniz kadayıfları fırın tepsisine döşeyip fırında veya ocak üzerinde tavada yapabilirsiniz. Ben oldukça kısık ateşte tavada yapmayı tercih ettim. Mutfakta diğer işlerimi görürken ara sıra karıştırmak yeterli oluyor. Şimdilerde bu tarz tariflerde kullanmak üzere kavrulmuş kadayıf da satılır oldu. Ama bence bu kadar hazıra alışmaya gerek yok. Kavrulmuş olan kadayıfları soğuduktan sonra kapaklı bir kaba koyup 3-4 gün en az kullanana kadar saklayabilirsiniz. Burada içinde su dolu bir tencereye oturtmuş olduğum kasem var. İçine doğradığım çikolataları ilave edip ara sıra spatula ile karıştırarak benmarie usulü eritiyorum. Çikolata eridikten sonra içine daha önceden kavurmuş olduğum kadayıfları da koyup iyice harmanlıyorum. İşte hepsi bu kadar. Şekil vermek için ben kurabiye hamuru şekillendirirken kullandığım silikonlu kaşığımı kullandım. Bunun için elinizin altındaki yumurtalıklardan da faydalanabilirsiniz. Yaptığım şey biraz süslemek için kalıba önce bir tutam file fıstık yerleştirdikten sonra kaşıkla karışımdan koyup bastırmak. Tabağı ters çevirdiğinizde çikolatalı karışım kabın şeklini almış olacak. Yalnız bu şekil verme işlemini karışım sıcakken henüz yapmanız gerekiyor çünkü soğuduktan sonra sertleşecektir. File fıstık yerine file fındık da kullanabilirsiniz veya sade bırakıp üzerine sonradan renkli şekerler serpiştirebilirsiniz. Kuş yuvasına benzettiğim bu minik ikramlı tatlılar yediğiniz zaman ağızda yoğun çikolatalı kıtır kıtır bir tat bırakıyor. Çay davetlerinizde sofranızı süsleyecek farklı bir ikram olmaya aday diye düşünüyorum bu tarif için. Ayrıca isterseniz servis sırasında bu tatlıları ufak kağıtlara koyup daha da süslü bir hale getirmek mümkün. Bu aralar bazı sıkı takipçilerimden hiç ses çıkmadığını fark ettim. Yoksa tarifleri alıp hemen mutfağa mı dalıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.